Pazartesi sabahına kadar telefonla görüştük. Konuşabildik. Ama pazartesi sabah saat 9'da 9'dan sonra 9.30'dan sonra telefonla iletişimimiz kesildi. O saatten bu saate arıyoruz. Yani Çıralı mevkiinde işte pazar günü Olympus'ta kana kiraladı. Orada onlar da görüldü. Ne, kana mı kiralamış? Kana kiraladı. Nerede? Kiralamış. Olympus'ta kana kiralamış. Aha. Ondan sonra bu orada kanayla gezmek yasak demişler. Ondan sonra sahil... Yani bu kaybolmadan önce mi bunlar? Kaybolmadan önce. Ondan sonra sahil güvenlik bunu Olympus'a tekrar bırakmış. Oradan o akşam, pazar akşamı tekrar geldi kampına ulaştı. Kampına geldi. Pazartesi sabahı saat 6.30'da kaldığı pansiyondan ayrıldı. Ve bize saat 7.50'de bir mesaj yazdı. Günaydınlar diye mesaj verdi. Oradan bu şey taşı varmış galiba. Çınarlı yanar taş. Çınarlı yanar taşa yasakmış çıkması. Ha. Bu arkalardan bir yerden giriyor ve bunu oradaki şey güvenlikçi yahut da bekçi, oranın bekçisi aşağı kadar indiler. Buradan yasak gözmek diyor. Oradan tekrar kenardan beri çıkıyor. Saat 9.30'dan sonra görüşmemiz bitti. 9.30, gündüz 9.30. Gündüz 9.30'dan sonra telefonla irtibatımız kesildi. Ve şu ana kadar savcılık kararını aldığımız şeylerde telefon sinyali o yanar taşın mevkiinde geliyor. Olay bu. Yani cuma pazartesi saat 9.30'dan bu tarafa yok. İrtibatımız kesildi. Peki bir sıkıntısı yoktu çocuğun değil mi? Yok, oğlumun sıkıntısı yok. Burada sadece bu okuyor. Evet. Barbar Üniversitesi'nde sinema bölümünde okuyor. Ve bu roman yazıyor, kitap yazıyor. Öyle bir çocuk yani. Bu akıllı bir çocuk. Mutlu bir haber alırsınız. Lütfen bana yardımcı olun. Lütfen. Yani kim oluyorsa olsun ama benim oğlum çok kıymetli bir çocuk. Çok güzel bir çocuk. Lütfen. Teşekkür. Erkek kardeşim cumartesi günü Çıralı'ya tatil amaçlı geliyor. Çıralı'dan pazartesi sabah 6.50 itibariyle işte başka yerlere yürüyüş yapmak için, gitmek için ayrılıyor. Pazartesi günü saat 9'da Yanartaş Milli Parkların bekçisiyle yasak kapalı olduğu halde girdiği için bekçi tarafından uyarılıyor ve ana kapıdan çıkmadan ara bir patika yoldan yoluna devam ediyor. Pazartesi sabah 9 itibariyle kardeşimden bir haber alamıyoruz şu anda. Pazartesi gününden itibaren salı akşam 11.30'a kadar telefonu açıktı. Muhtemelen powerbank'e bağlıydı. Pazartesi günkü bizim iPhone uygulamasından aldığımız konumla salı günü savcılıktan gelen konum bilgisi, ki savcılıktan konumu çarşamba günü alabildik. Çarşamba günü savcılıktan gelen konum bilgisi aynı olduğu için telefon 3 gün, yani pazartesiden çarşambaya kadar aynı dağlık bölgede, ki Yanartaş mevkisinin yukarısındaki dağlık alanı gösteriyor bu mevki. Aynı bölgede ve daha sonrasında o bölgede herhangi bir gören, bilen, duyan ya da kamera kaydı ya da herhangi bir restoranda kayıt hiçbir yerde bir şey yok. En son nokta burası. Biz kendi imkanlarımızla Yanartaş ve buradaki Tekirova Jandarma Karakolu'nun verdiği uzman jandarmalarla sağ olsunlar, onlarla bu mevkilerde araştırma yaptık. Tekirova Jandarma Karakolu da şu anda kendi çapında araştırma yapıyor. Fakat yangınlardan dolayı yardım kuruluşları, AKURT, AFAD gibi destek kuruluşlar şu an yangın bölgesinde olduğu için çok fazla sivil toplum kuruluşlarından ve gönüllü gruplardan yardım alamıyoruz açıkçası. Ben kendi imkanlarımla ve kendi şirketimin imkanlarıyla AKURT'tan bir arkadaşlara ulaşıp, bu bölgenin kayalık alanlarını bilen arkadaşlara ulaşıp şu anda iki kişi Ulupınar mevkisinde patikadan aşağı yürüyorlar. Gönüllü dağlık olarak. Dağlık alanda gönüllü olarak. Ama onun dışında gönüllü olarak şu anda herhangi bir arama yapan yok. Yanımızda AKURT ve AFAD gibi sivil toplum kuruluşları da şu anda yok. Tabii ki yangından dolayı. Yangın da şu anda çok önemli mevzumuz. Ama dördüncü gün olduğu için artık olayı biraz daha üst boyuta taşımak istiyoruz. Çünkü artık bizim de umudumuz tükeniyor. Bu bölgede olsa herhangi bir güvenlik, jandarma noktasına takılıp ya da bir görüntü, kamera görüntüsünde mutlaka görülürdü. Muhtemelen kayalıklardan düşmüş olabileceğini düşünüyoruz. Biz sadece sivil toplum kuruluşlarından, komutanın bize bugün verdiği bilgiyle istinaden
Jack da bir saate kadar burada olacak. Jandarma arama kurtarma timi. Fakat biz hani AFAD, AKUT gibi sivil toplum kuruluşlarından da gönüllü kişilerden, bölgeyi bilen gönüllü kişilerden de destek istiyoruz. Daha geniş katılım. Şu anda bazı haberler var, Sazak kurumda bulundu vesaire diye sosyal medyada. Bunlar doğru değil arkadaşlar. Biz hala aramaya devam ediyoruz. Hala hiçbir haberimiz yok.